Dynamic hashing yöntemi için bit serisi şeklinde stok key oluşturulur. Hash fonksiyonunda 0 ve 1'lerin aynı frekansta olduğu bir ağaç yapısı dengeli olarak adedidir. Dynamic hashing'deki görüntü aşağıdaki gibi arkadaşlar. Üst tarafta indis değerleri, alt tarafta da veri dosyaları. Veri dosyaları yaprak olarak ulaşılıyor. Herhangi bir iç düğüm ya da dış düğüm diye adlandırılan düğümlerde de şunlar tutuluyor. Etiket değeri ve buna gelen ana değer, ana düğüm. Sağ ve sol olmak üzere iki tane dal. Bu iç düğüm. Dış düğüme bakarsak dış düğümde de bunun geliş noktası, anası, tag'i, etiketi, toplam kayıt sayısı ve pointer noktası. Bu bilgiler tutuluyor. Pointer nedir? Bucket pointer denilen yapıda hangi sayfa ise sayfayı gösteriyor. İkili ağaç yapısıyla bu iç ve dış düğümler beyaz yuvarlak çemberler ve kareler, siyah kareler arkadaşlar. Bunları ifade etmiş iç dış düğüm diye. Dinamik hashing yöntemi içinde ağaç yüksekliğinin artmasını önlemek için birden fazla ağaç da kullanılabilir aynı anda. Dolayısıyla bunu ifade edebilmek için hangi ağaca gideceğimizi ifade edebilmek için H0 diye bir başka bir fonksiyon kullanabiliriz. Forest orman diye adlandırmış ikili ağaçlar ormanı. H0 ile hangi ağacı olduğu önce seçilir. H1 ile de o B ağacı üzerinde ilerlenir. Taşma olduğunda dış not, iç not şeklinde dönüştürülür ve iki tane farklı yeni dış not elde edilir. Ve iki tane farklı sayfaya bölüştürülür. Kayıtlardaki sıradaki bit değeri sıfırsa sıfır olanlar soldaki dış düğme, bir olanlar sağdaki iç düğme. Dolayısıyla herhangi bir bit değeri sıfır mı bir mi? Ona bakıyoruz. Bu sıfır bir değerlerine göre de ya işte sağ dala ya sol dala gidiyoruz. Yani şuraya gidersek sıfır, buraya gidiyorsak bir olmuş oluyor. Örneğe baktığımız zaman 27'den 36'ya sıra seri dizimiz var. İkişer tane kayıt alıyor her bir sayfa. H0'ımız mod 3, H1'imiz mod 11. Şimdi elde edilen rastgele bir dizi var. Buradaki rastgele diziye bakarsanız 0'dan 10'a kadar her bir sayı değerine farklı bir bit dizisi atamış. Biz biraz önce ne hesaplamıştık? 0'ın dediydik. Binary değeri 0000'dır dediydik. Birinki 0001'dir dediydik. Ama burada öyle demiyor bakınız. 2'ye farklı değer. 0100. Dolayısıyla buradaki sayının ikilik karşılığı değil, kendisi rastgele atadığı bir sayı değerleri var. Bu ikili düzendeki sayı değeri kullanılıyor. Ve geliyor. 27 kaydı gelsin. 27'yi önce mod 11 alıyoruz. 27'nin mod 11'i 5 olduğu için 5'in karşılığı olan burada 0101'i 01 alıyoruz. 0101'i alıyoruz ki 27'yi yerleştirmek için. Ama öncelikle 27'yi hangi ağaca yerleştireceğimize karar vermek adına da mod 3 alıyoruz. Bu da 27 mod 3'ten 0. ağaca yerleşeceğini anlıyoruz. 27.yi 0. ağaca yerleştiriyoruz. Peki en yüksek değerlikli bitten bakıyoruz, başlıyoruz işe 0. 27'yi dolayısıyla burası sol dala eklenmiş oluyor. Sol dalda yer alan dış düğme 27'yi buraya eklemiş olduk. Sonra 18 geldiğinde 18'i mod 11'in alıyoruz. 7. 7'nin karşılığı olan değer 1110. Ve 18'in yine mod 3'e göre modunu aldığımız zaman yine 0. sayfa, 0. ağaç. 0. ağaçta peki nereye koyacağız bunu? Aslında en soldaki bite baktığımızda bunu eklememiz gereken yer burada gördüğü üzere bir numaralı yapı. Ama burada yer olduğu için ikisini de aynı yere koymuş. İsterseniz biz yazalım bunları şuraya. Dynamic hashing yöntemini. Dynamic hashing. Sayı değerlerimiz 27'den 36'ya sayılar.
H0'ımız. Key mod 3. H1'imiz de key mod 11. Sudo random tablomuz B0 1 0 1 1. Bir sıfır bir bir. Ondan sonraki sıfır sıfır sıfır. Ondan sonraki ikininki sıfır bir sıfır. Üçünki sıfır bir bir sıfır. Dördünki bir bir bir. Beşinki sıfır bir sıfır bir. Altınınki sıfır 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 bir. Yedininki bir 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 sıfır. 8'inki 0011. 9'unki 0111. 10'unki 101. Bu şekilde bir yapımız var ve bununla ilgili 27'nin değerini hesapladığımızda hangi ağaç olduğunu, H0'ı öncelikle ve H1'i. H0 0 0. Sonrasında 29'unki 2, 28'inki 1, 39'unki 0, 13'ünki 1, 16'ınki 1, 36'ınki 0. H1 değerlerine bakarsak H1 değerlerini de hesaplayalım. Şurası 5, burası 7, burası 7, burası 6, 6, 2, 5 ve 3. H1 değerine karşılık gelecek olan şuradaki binary değerlerini de altına yazalım. Baştan hazır olsunlar. 5 olduğuna göre bunun değeri 0101. 7 olduğuna göre bunun değeri 1110. 29'unki 7 olduğundan yine 1110. 28'inki 6'dır ve 6'nın karşılığı 0001. Buradan alıyoruz. 39'unki de yine 6 olduğu için 0001. 13'ünki 2 olduğu için 0100. 16'ninki 5 olduğu için 0101. 36'ninki 3 olduğu için 0110. Yazdık bunları alt alta ve kayıtları eklemeye başladık. Birinci ağaç, İkinci ağaç, üçüncü ağaç, üç tane ağacımız var. Üç tane ağaçtan ilki 27 ve 18 ilk ağaca geliyor. Şu anda sayfayı bölmeye gerek yok, zaten iki kaydımız olduğu için 27 ile 18'i yan yana tek bir sayfaya yazıyoruz. Maksadımız bizim gerektiğince sayfa açmak. Dolayısıyla ikinci ağaca gelen 29'u şuraya, şu anda henüz bir sayfa açılmış değil. 29'u ikinci, 28'i de birinci ağaca. Şurası 0, burası 1, şurası 2. Dolayısıyla 28 de bu ağaca eklenmiş oluyor. Şu anda bir ağaç yapısında henüz teker tek sayfalar var. Tek sayfada kaldırıyor mevcut kayıtlar. 28'den sonra 39'u eklemeye çalıştığımızda 39 sıfırıncı sayfaya eklenmek zorunda arkadaşlar. Şuraya yazdığımızda 39'un değeri 27 ve 18'in değerlerine göz atalım şimdi. Ve ona göre bunları yönlendirelim. Nereye yazılacağına karar verelim. 18'in değeri 1110. 27'nin değeri 0101, 39'un değeri de 0001. Şimdi bu haliyle bu ağacı güncellemek lazım. En değerlikli bitten bakarak ikiye ayırmak gerekirse, en değerlikli biti 18'inki 1, şununki 1, şununki der 0, şunlarınki 0. Dolayısıyla düğümden İki tane dış not çizeceğiz. Dış notlar 0 olunca sol taraflar, 1 olunca sağ taraflar. 0'dan gidildiğinde buradaki sayfamızın içindeki kayıtlar arkadaşlar 0 olanlar 27 ve 39. Şurada da 18 sadece var.
Böyle bir dallanma yaşadık artık bu ağaç ile. En değerli bite baktığımızda sıfır olanlar solda, bir olanlar sağdaki sayfada olmuş oluyor. Bir sonraki kayıt geldiğinde şunu ekledik, bunu ekledik. 13 eklememiz gerekiyor. 13'ü bir numaralı sayfa ekliyoruz. 13'ü bir numaralı sayfada zaten tek sayfa. Bir numaralı ağacın altında. 16'yı da bir numaralı ağaca eklemek zorunda kalıyoruz. Buraya eklemek için bunu iki sayfaya bölüştürmek lazım. 28'in değerini altına yazayım. 28'inki 0001. 13'ünki 010. 0. 16'ninki de 0101. Şimdi kökten gidelim. Kökten önce hepsine baktığımızda ilk değerli, en yüksek değerlikli bitleri 0. Onun için de 3'ü de sol daldan gidecek. Sağ dalı yok bunun şu anda. Sonra buraya gelecek. Burada ikinci bitlere bakacağız. İkinci bitlere baktığımızda 28'inki 0, 13 ve 16'ninki 1. Öyleyse burada ayrıştırmak mümkün. 28'i şuraya yazıyoruz. 13 ve 16'yı buraya yazıyoruz. Birinci ağacımız da bu şekilde geldi. Ya 36 geldiğinde 36 nereye yazılır? 36 burada en soldaki değerlikli bitine baktığımızda 0 olduğunu görüyoruz. 0 olunca 36 bu gruba gelecek. Sağ sayfa değil, sol sayfaya gidecek. Sol sayfaya geldiğinde sığmadığı için ikinci bitlere bakmamız gerekecek. 36'nın değeri gördüğünüz üzere 00 0110 0110. 27'nin değeri 0101. 39'un değeri de 0001 olmuş oluyor. Ve bunları artık iki sayfaya bölmemiz gerekecek. İki sayfaya bölmek için baktığımızda ilk değerlerin hepsi zaten sıfır. Burada o ilk değer sıfırı kullandık. İkinci bitlere bakacağız. İkinci bitler ikisinin bir, birinin sıfır. Bunu ona göre düzelteceğiz. Şuraya düzeltilmiş haline yazayım. Şunun yeni halini yazıyoruz. Bu yeni hali şu. Kökten sonra bir tane düğme geldiydi zaten. Buraya gelirken sıfır diyerek gelmişti. Buradan tekrar ayrıştıracağız. Sıfır olanlar, bir olanlar. Sıfır olanlarda kim var? Sadece 39 var. Bir olanlarda da 27 ve 36 var. Ağaç bu şekilde gelmiş olacak. Şuradaki sağ dalı çizmemiştik çünkü burada kayıt yoktu arkadaşlar. Sayfada açmadık dolayısıyla. Böyle bir görüntü söz konusu oldu. 39, 27, 36. Tabii şurada bir de 18 var idi. 18'i de şuraya yazarsam. İkisi de yukarıdaki kökten geliyor. Burası 1'e göre gidenler. Burası sıfıra doğru gidenler. Yeniden ağacı çizmiş olduk böylece. Dynamic Hashing'de H0 ve H1 olmak üzere birden fazla ağaç kullanıyoruz ve ağaç ürünün üzerinde de izleyeceğimiz yolu belirlemek için H1 fonksiyonunu kullanıyoruz. Dış düğüme ulaştığımızda bu sabit diskteki kayda ulaşmış olduğumuz sayfaya ulaşmış oluyoruz. Sayfada okumuş oluyoruz. Okuma süreleri tamamen yaklaşık olarak eşit. Stokastik olarak ağaç dengeli durumda. Tüm ağaçlar, hani biz pseudo random kullandık ya şurayı. Şu pseudo random kullandığımız için dengeli dağıttığımızı varsayıyoruz. Tüm ağaçlar birinci bellekte tutuyorsak eğer çok iyi. İkinci bellekte sabit diskte sadece sayfaları okuruz. Tek prop'la sayfayı okumuş oluruz. Sayfanın büyüklüğü de bir kez de okunabilecek kapasitede tutulur. Ağaçlar birinci belleğe sığmazsa bu durumda
Dış düğümlere bağlı listelerde yeni kutular, bucketlar açılır. Dolayısıyla sayfaların boyutu büyütülür. Bu iki yöntemin adına dedik. Birisi dynamic hashing'di, öbürü extendable hashing'di. Bunları tamam ettik. Şimdi de geldik.